من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler, mümin müslüman hanımefendiler, Rabbimize, Mevlamıza sonsuz, sınırsız hamdü senalar olsun ki bu senede sıhhat ve afiyetle 3 ayların müjdecisi olan Regaib kandiline bizleri kavuşturmuş oldu. Allahu Teala bu güzel günleri, bu mübarek kandilleri alemi İslam'ın felahına, salahına, selamına, selametine, birleşmesine, bütünleşmesine, ehli küfrün tuzaklarının, hilelerinin, belalarının, işgallerinin, istilalarının hakkından ve haklarından gelmelerine vesile eylesin inşallah. Ve Regaib kandili cümlemize mübarek olsun ve daha nice kandillere ulaşmamızı Rabbim mukadder eylesin. 3 aylar bizim Müslümanlığımızda, Müslüman sıfatımızda, şahsiyetimizde, kimliğimizde çok büyük önemi olan, yeri olan bir hakikattir. Şahsiyetimizi ve hüviyet dediğimiz kimliğimizi fevkalade etkilemiş, fevkalade önemli bir rahmani ve rabbani bir lütuftur, ikramdır. 3 aylar dediğimiz hepimizin bildiği gibi Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif diyoruz. Hepsinin arkasına, sonuna bir şerif kelimesi ilave edilmiş. Şerif demek çok şerefli demektir. Şerif. Amerika'daki kovboy filmlerindeki şerif değil haşa. O herif. Dense onlara herif denir. Şerif, şerefli demek, değerli demek, izzetli, keremli, değerli, önemli, kıymetli anlamına geliyor. Şerif, Ramazan-ı Şerif, Recep-i Şerif. Bu mübarek aylar bizim şahsiyetimize, hüviyetimize, kimliğimize nasıl tesir etmiş? Oraya biraz temas edeyim. Görüldüğü gibi millet olarak biz adeta Allah'ın razı olduğu, Resulünün razı olduğu şeylerle bütünleşmişiz. Allah neden razı olmuşsa biz onu kendimize örnek almışız, nimet saymışız, ona rağbet etmişiz. Mesela Recep ayı Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle bu. Recep Şehrullah, yani Recep ayı Allah'ın ayıdır diyor. Şehrullah Arapça Allah'ın ayı demek. Allahu Teala'nın sevdiği bir ay. Şaban-ı Şerif Peygamberimizin sevdiği bir ay. Ramazan-ı Şerif kimin ayı oluyor? Ümmet-i Muhammed'in ayı oluyor. Recep Allah'ın ayı, Şaban Resulullah'ın ayı, Ramazan da Ümmet-i Muhammed'in ayı olarak yerleşmiş, kabullenmiş ve böylece bizim tarihimizde, şahsiyetimizde yerini almış. Bundan dolayıdır ki Müslüman milletimizin
içinde çok insanımızın, çocuklarımızın, evlatlarımızın, akrabamızın, yakınlarımızın çoğunun adı biliyorsunuz ya Recep'tir, ya Şaban yahut Ramazan'dır. Çocuklarımızın pek çoğunun ismi, insanlarımızın pek çoğunun adı neden Recep, Şaban yahut Ramazan olduğunu işte buradan anlıyoruz. Adeta biz 3 aylarla millet olarak, memleket olarak, Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkezi de bütünleşmişiz. Bakın, Türklerin arasında da Recep ismine, Ramazan ismine rastlayabilirsiniz. Kürtlerin arasında da Ramazan ismine. Onlar da bu ismi almış, öbürleri de almış. Ayrılık olmamış, gayrılık olmamış. Müslüman olduktan sonra Kürt olmanın, Türk olmanın, Çerkez olmanın, Boşnak olmanın, Laz olmanın vallahi bir önemi kalmamış. Hepsi kardeş olmuş, erinmiş, bütünleşmiş, birleşmiş, anlaşmış, uzlaşmış, yerleşmiş, hakikate ermiş, kardeş olmuş, Allah'ın kulları, müminler, Muhammediler, Müslümanlar bütünleşmiş. Onun da adı Recep, onun da adı Recep. Recep ne? 3 ayların birincisi. Bunu şunun için anlatmak istiyorum. Yani biz İslam'la adeta hayatımızı bütünleştirmişiz. Şahsiyetimizi, karakterimizi, kimliğimizi, kişiliğimizi İslam'la bütünleştirmişiz millet olarak. Böyle yetişmişiz, böyle gelişmişiz. Yeryüzünde biz böyle 650 sene 3 kıtada hakim olmuşuz. Allah'ın sevdiği isimleri almışız. Allah'ın hoşlandığı şeylerden hoşlanmışız. Allah'ın sevdiği şeylere rağbet etmişiz. Tarihte böyle. Allah'ın yasaklarından kaçmışız, günahlardan kaçmışız, haramlardan kaçmışız. Kadın, erkek Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmişiz. Mahrem, namahrem meselelerine önem vermişiz. Cinsiyetimiz, cibilliyetimiz, ciddiyetimiz hep İslam'la bütünleşmiş. Bunları şimdi nasıl kaldırıp atarsınız? Nasıl bunlardan vazgeçersiniz? Ama bakın yakın tarihimize, Cumhuriyet kurulduktan sonra anlayış değişmiş, davranış değişmiş, Kur'an'dan uzaklaşmaya, İslam'dan uzaklaşmaya, Kabe'den uzaklaşmaya, Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzaklaşmaya başlamışlar. Günde 5 defa yüzümüzü çevirdiğimiz, yönümüzü çevirdiğimiz kıbleden uzaklaşmaya ve insanları, nesilleri, talebeleri, askerleri, subayları, memurları uzaklaştırmaya çalışmışlar. Kur'an'ın harflerini kaldırmışlar, Avrupa'nın Latin harflerini almışlar. Ezan-ı Muhammedi'yi kaldırmışlar, 17 sene bu memlekette Allahu Ekber kelimesi olmamış, okunmamış, söylenmemiş. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye bir rezalet işlemişler. Allah'ın rağbet ettiğinden bunlar yüz çevirmişler. Allah neye rağbet ediyorsa bunlar ondan memnun olmamışlar. Ve bütün bir milleti de aynı istikamete çekmeye çalışmışlar. Ama hamdolsun Rabbimize, Mevlamıza ki 71 sene oluyor Cumhuriyet kurulalı. Milleti, gençliğimizi, kadınlarımızı, insanlarımızı tümüyle, tamamıyla İslam'dan soğutmaya, Allah'ın rağbet ettiği şeylerden soğutmaya çalışmalarına rağmen neticeyi elde edememişler. Şimdi okullarda, üniversitelerde, imam hatiplerde, liselerde, kurslarda, eğitim alanlarında, eğitim salonlarında elhamdülillah çığ gibi Müslüman bir nesil yetişmektedir. Kızlarımız başlarını örtmek suretiyle bizim başımız Kur'an'a bağlıdır diyerek ortaya çıkmışlar. Başlarını örten kızlarımızın, kadınlarımızın başörtüsünün manası biz başıboş değiliz,
bizim başımız Allah'ın kitabına bağlıdır demek istiyorlar. Başlarını örten kadınlar ve kızlar, bizim başımız Kur'an'a bağlıdır diye başörtüsünü kullanıyorlar. Başörtüsüne karşı çıkanlar da, biz Allah'a bağlı değiliz, biz bağımsız, biz kopuk, biz serseriyiz demek istiyorlar. Serseri demek, başı bağlı olmayan, başı dönen, istediği şekilde keyfine, zevkine, arzusuna tabi olan insan demek serseri. Müslüman, başı, beyni, aklı, zekası, her şeyiyle Allah'a bağlı olan, Allah'a teslim olan, Allah'a ram olan, Allah'ın dinine, davasına, ahkamına, Kur'an'ına, kitabına, hükümlerine, hikmetlerine bağlı olan, tercihini Allah'tan yana ortaya koyan insan demek Müslüman, mümin insan. Evet, şimdi okuduğum ayet-i kerimeye geleyim. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Bu mübarek sureyi zannediyorum hemen herkes ezberlemiştir. İnşirah suresi, اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَبْرَكْ diye başlıyor. Sonu da وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ diye bitiyor. وَاِلَى رَبِّكَ ancak ve ancak Rabbine, ey mümin, ey Müslüman, sen ancak ve muhakkak Rabbine, yani seni yaratan, seni terbiye eden, rızkını veren, sana hayatı bahşeden, elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, damağını, dişini, tırnağını sana ikram eden, seni tanzim eden, seni takdir eden, seni tedbir eden, seni dünyaya getiren Rabbine rağbet et. Rağbetini, gayretini Allahu Teala'ya tahsis et diyor. Ve ila rabbike ferğab. Rabbine rağbet et. Rağbetini Allah'a tevcih et. Neye zaten dünyada bir insan neye rağbet ederse, annemize rağbet ederiz, babamıza rağbet ederiz, tamam. Çoluk çocuğumuza rağbet ederiz, malımıza, mülkümüze rağbet ederiz, hesabımıza, kitabımıza rağbet ederiz, dünyamıza, eşyamıza rağbet ederiz ama en rağbet ettiğimiz insanlar, annelerimiz, babalarımız günü geldiği zaman musalla taşından kalkıp kabristana, mezarlığa, toprağın altına göçüp gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı? Tamam rağbet et ama sonu yok ki. Uçup gidiyor, göçüp gidiyor. Orada iş bitiyor, orada rağbet bitiyor, orada hayat bitiyor, orada mana bitiyor. Rağbet edeceğimiz tek kudret, tek varlık o zaman kim oluyor? Allahu Teala oluyor. Çünkü onun varlığı, birliği, kudreti, ilmi, iradesi sonsuz. Onun için zeval yok, onun için zaruret yok, onun için sonu yok. Öyleyse yeryüzünde yaşayan bir Müslüman olarak tabii ki eşyamız olacak, maddemiz olacak, menfaatimiz olacak, evlad-ı iyalimiz olacak, zevcemiz olacak, çolukçu ama bunlara ilgimiz olacak, alakamız olacak, rağbetimiz olacak. Ama bütün rağbetimizin tamamını bunlara değil, Allah'a tevcih edeceğiz. Allah'tan başkasına ne kadar rağbet edersen et, ne kadar regaip edersen et, sonunda eline uçup gidiyor. Kalmıyor elinde. Dünyayı şuna benzetebiliriz Müslümanlar, hanımlar, bacılar, analar, kardeşler. Kış mevsimi olduğu için misal veriyorum. Şimdi bir kar topu yapsanız ya birisi kar topu yapsa senin avuçlarının içine koysa avucuna kar topunu alsan avucunda kar topu duruyor. Avucunda belli bir zaman kalsa ne olur bu kar topu? Erimeye başlar.
eriye eriye eriye, küçüle küçüle avucunda damla damla su olmak suretiyle eriyip gider. Dünya da hemen hemen aynı manaya gelmiyor mu? Dünya önümüzde, yanımızda, elimizde süratle aşınıyor, çekiliyor ve yeryüzü ömrünü tamamlıyor, mühletini tamamlıyor. Ve gün geldiği zaman, ecel geldiği zaman dünya elimizden alınıyor, avucumuzdan alınıyor, önümüzden alınıyor. İstesek de istemesek de evimizden, köyümüzden, kentimizden çıkıyoruz, çıkartılıyoruz. Bize bırakılmıyor, bize teslim edilmiyor. Bizim olmuyor, bizim değil, bizim için değil. Öyleyse rağbetimizi Allah'a yapmayacağız da kime yapacağız? Yapın bakalım dünyada rağbetinizi kime yaparsanız yapın ama sonunda ne oluyor? Hepsi geçip gidiyor, göçüp gidiyor. Bir insanı ne kadar severse sevsin arkadaşları, ne kadar rağbet ederse etsin, ne kadar ilgi duyarsa duysun, severse sevsin, bir insanın evlatları, ahbapları, akranları, adamları, etrafları ne olur? Bir insanı sevmeleri, saymaları, ilgileri, alakaları, muhabbetleri, merhametleri, rağbetleri, himmetleri nereye kadar devam eder? O insan öldükten sonra mezar kapısına kadar devam eder. Gelse gelse bu adamlar kabristana kadar gelirler. Ondan sonra evli evine, köylü köyüne gitmiyor mu kardeşim? Sen yapayalnız kalmıyor musun? Allah'la beraber kalmıyor musun? Hani arkadaşların, hani o sevdiğin insanlar, rahmet ettiğin insanlar, akşam sabah toplaştığın, koklaştığın adamlar nerede? İşte regaib gecesi bize bu şuuru aşılamalıdır. Fanilere değil, baki olan Allah'a rağbetimizi tevcih edelim. Hayatımızı ona göre tanzim edelim. Çevremize aldanmayalım kardeşlerim, hanımlar, Müslüman hanımlar, çevremize aldanmayalım, arkadaşlarımıza kanmayalım. Onların oyalamasına, onların bizi etkilemesine, yanlış yolda, eksik yolda, abdestsiz, namazsız, kitapsız, Kur'ansız bir hayata bizi götürmemeleri lazım. Onlara aldanmamamız lazım. Ve yanınıza sokulup da canım daha dur bakalım, vakit erken, daha gençsin, güzelsin, tazesin, şimdi de örtünmek olur mu, şimdiden namaz kılınır mı, yaşlandıktan sonra kılarsın, ihtiyarladıktan sonra kılarsın, başını örtersin diyen bu serserilere itibar etmemek lazım. Zira daha gençliğini yaşamalısın, daha şimdiden örtünürsen, tesettür edersen, kapanırsan yaşlı olursun, ihtiyar görünürsün, gençliğin var, tazeliğin var, ne lüzum var örtünmeye? Yaşlandığın zaman örtünürsün diyenler 5 dakika sonra dünyanın ne olacağını bilmeye kadir değiller. Hiçbirinin elinde böyle bir ilim yok, bilgi yok, senet yok, sepet yok. Akşama ne olacağını bilen yok, sabaha ne olacağını bilen yok, ecelin nereden geleceğini bilen yok, yolun hangi kilometresinde çarpılıp çarpışıp öleceğini bilen yok. Öyleyse niye bunlara aldanıyoruz, niye bunlara rağbet ediyoruz? Canım rağbet etmeyin, alakanızı kesin demek istemiyoruz. Alakalanın, ilgilenin, muhabbetiniz olsun, rağbetiniz olsun ama asıl rağbet edeceğimiz varlık Allah-u Teala'dır. İşte Kur'an ve ilâ rabbike fergab, Rabbinize rağbet edin diyor. Bunun için de bize tatbikat yaptırıyor. Günde 5 vakit namaz nedir Allah aşkına? Günde 5 defa işimizin, gücümüzün, evimizin, barkımızın içinden ayrılıp, seçilip, teker teker
Allah'ın huzuruna, camilere, cemaate, namaza gelişimizin manası nedir? Ayrılıyoruz evimizden, ayrılıyoruz eşyamızdan, dünyamızdan, Allah'ın huzuruna geliyoruz. Nedir bu? Ey insan, neticede 60 sene sonra, 70 sene sonra neyse, istesen de dünyadan ayrılacaksın, istemesen de. Öyleyse günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelmeye alış ki sonunda ölüm sana ağır gelmesin, seve seve gidesin. Alıştırıyor Rabbimiz bizi. Bizi alıştırıyor, ısındırıyor, yavaş yavaş akıbetimize, huzuruna, divanına, mahşerine bizi alıştırarak günde 5 vakitle, 40 rekat namazla Rabbimiz bize eğitim yaptırıyor. Rağbetimizi tazeliyor. Bize maksadımızı hatırlatıyor, akıbetimizi hatırlatıyor, yönümüzü, yolumuzu bize bu şekilde Rabbim bizi irşad ediyor. Allahu Teala bu şuuru bütün ümmet-i Muhammed'e bu şuurda olmayı nasibi müyesser eylesin. Namazlara gelirken, giderken niçin gittiğimizi, niçin geldiğimizi, ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini bilmemiz çok önemlidir. Günde 5 defa Rabbimiz yüzümüzü ve yönümüzü fevelli vecheke şatral mescidil haram, mescid-i harama doğru, kıbleye doğru, Kabe'ye doğru çevirmemizi istiyor. Bu muazzam bir mana. Rağbet edeceğimiz tarafı bize gösteriyor. Neye önem vermeliyiz, neye kıymet vermeliyiz, neye rağbet etmeliyiz, işte onu gösteriyor günde 5 defa hem de. Ama ne yazık ki demin ifade ettiğim gibi Cumhuriyet döneminde öyle yazarlar, öyle şairler, öyle profesörler türemiş, çıkmış, yetişmiş ki kıbleyi reddetmişler, Kabe'yi reddetmişler, Allah'a rağbeti terk etmişler. İslam'da neye rağbet edilmişse onlar ondan nefret etmişler. Bir şair var, şimdi aklıma geldi, misal olsun diye. Yüzlerce var da bir tanesini misal vereyim. Kitaplara geçmiş bunun adı, ismi. Cumhuriyet tarihinde yetişmiş, büyük bir rağbet görmüş, hürmet görmüş o günün devletinden, hükümetinden, adamlarından. Kitaplara geçmiş ismi, aslen Erzurumlu, iki defa da, iki dönemde milletvekilliği yapmış. Cumhuriyetçilerin göz bebeği. İsmi Kemalettin Kamu. Elinizde eğer ansiklopedi varsa K harfinden hemen bulabilirsiniz. Kitaplara geçmiş. Yazdığı bir şiir o zamanlar talebelere ezberletilmiş, çocuklara okutulmuş bir şiir. Uzun bir şiir. Oradan 4 satır okuyayım. Diyor ki ne mucize ne afsun, ne örümcek ne yosun, bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Biz Kabe'yi istemiyoruz diyor. Kabe Arapların diyor. Bize Çankaya yeter. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Bunu söyleyen şair ne namussuzdur, ne şerefsizdir, ne kitapsızdır. Bütün yeryüzünün varlıklarının rağbet ettiği Beytullah'a bakın ne diyor, bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Bizi ne alakadar eder diyor Kabe ya. Kabe Arap'ın olur mu? Kabe Arapların diye mi rağbet ediyoruz biz, haşa. Kabe Allah'ın, Beytullah diye rağbet ediyoruz. Beytül Arap değil ki. Adamlar ne kafir ya. Cumhuriyet döneminde yetişen kafir kainata yetişmemiş. Öyle gavurlar yetişmiş. Şair, yazar, tarihçi. Bütün sistemlerini inkar üzerine kurmuşlar, red üzerine kurmuşlar. Ne örümcek ne yosun diyor. Örümcek dediği de biliyorsunuz kainatın efendisi Sevir mağarasında katillere karşı mağarada Rabbim onları neyle korudu siz söyleyin. Örümcek de korudu. Bunu reddediyor. Yat ulan diyor, ne örümcek ediyor be. Ne mucize, mucize de reddediyor.
Mucizeyi de asla kabul etmediğini. Ne mucize ne afsun dedi de büyü. Afsun derler büyüye. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun demiş. Aman Allah'ım, ve bunlar şairlik yapmış, devletten maaş almış, milletvekilliği yapmışlar, alkışlanmışlar, tebrik edilmişler, takdir edilmişler. Allah'ın lanet ettiği adamları başa geçirmişler. Ama hamdolsun şimdi yetişen neslimiz bunları iyi biliyor. Okullarda, çeşitli eğitim kurumlarında yetişen nesillerimiz, çocuklarımız Allah'a hamdolsun yavaş yavaş rağbetlerini, regaiplerini Allah'a çevirmeye başladı. Düğünlerde, sünnetlerde, toplantılarda artık Kur'an'la başlıyoruz, Kur'an'la işliyoruz, Kur'an'la çalışıyoruz. İnşallahü Teala 2000 yılında bu topraklarda İslam'ın devletinin kurulmasını bekliyoruz. Rabbimin rahmetiyle, müminlerin gayretiyle bu olacaktır. Artık dünya Müslümanları çok şeyin farkına varmıştır. Siz zannetmeyin ki olaylar tesadüftür. Hayır, hayır. Her şeyin hikmeti var, maksadı var. Bosna'daki katliamın sebebi var. Bakın işte koskoca dünya, Birleşmiş Milletler, efendim NATO Teşkilatı, Avrupa Birliği. Bakın yani dünyada Müslümanları sevmiyorlar, tutmuyorlar, beğenmiyorlar, insan yerine koymuyorlar diyorduk da Bosna olayları çıkana kadar kimse inanmıyordu. Şimdi anlasınlar. Müslümanın Müslümandan başka dostu var mı yok mu? Anlasınlar işte. Hayvan değiller ya bu adamlar. Hani Birleşmiş Milletler yeryüzündeki çatışmaları önleyecekti? Niye önlemiyor? Niye karar almıyor? Niye ortaya çıkmıyor bu şerefsiz devletler? Ha, demek ki Müslümanlar, Müslümanlardan başka asla destek bulamazlar. Kur'an-ı Kerim bunu 1400 sene evvel söylemiş ama inanmıyor kafirler ki. Bizim Müslümanlar da bunun farkında değiller. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى hatta tettebi'a milletehum ayeti bugün ispat edilmiş 1400 sene sonra bir kere daha. Ne diyor Rabbimiz? وَلَنْ تَرْضَى sizden hoşlanmazlar, sizden hoşnut olmayacaklar, sizi sevmeyecekler, sizi insan yerine koymayacaklar. Vallahi ayetin manası böyle. Kim? El-Yahudu. Yahudiler sizi insan yerine koymayacaklar. Velen nasara, Hristiyanlar da sizi adam yerine koymayacaklar. Ölmüş hayvanlara acıyacaklar fakat size acımayacaklar. Kurban olduğum Kur'an. Vallahi Kur'an ne muhteşem kitaptır. Ölmüş balinalara, nesli kesilen hayvanlara ilgi, alaka gösterecekler. Fakat ey Müslümanlar size göstermeyecekler diyor. Bunu Kur'an söylüyor. İşte 20. asrın nihayetinde Bosna'da Kur'an'ın bu ayeti resmen ispat oldu mu olmadı mı? Oldu. Anlasın Müslümanlar. Birleşmiş Milletler'in ne olduğunu anlasın. NATO teşkilatının ne olduğunu anlasın. Daha bundan iyi izah mı olur? Bundan iyi ispat mı olur? Bundan muazzam bir netice mi olur? Milyonlarca hoca anlatsaydı Bosna kadar ispat edemezdi. Öyleyse dünya Müslümanları da çare arasınlar, Birleşmiş Milletleri reddetsinler, NATO'yu reddetsinler, kendileri birleşsinler, kendileri müşterek savunma ordusu kursunlar, birleşsinler, anlaşsınlar. Ne güne duruyor bu serseri Müslümanlar? Demek ki Avrupa bize rağbet etmiyor. Avrupa tutmuyor, sevmiyor, saymıyor. Tamam Kur'an dedi, Kur'an'ın dediği çıktı. Öyleyse daha niye biz bu Haçlılara rağbet edelim? Niye bu adamlara alkış tutalım? Niye bu Avrupa'ya biz önem verelim? Niçin önem verelim bu pislere? Aydınlatmalı. Kandil demek biliyorsunuz ışık demek. Işık, ışık, kandil. Eskiden kandiller vardı. Işık anlamına kandil, ışık demek. Arapça bir kelime kandil. Bu regaib kandili de bize bir ışık tutması lazım. Yani kafiri, mümini anlamak için
Hani ışık niçin lazım? Karanlıkta etrafı anlayalım, çarpmayalım sağa sola ışık. Garayip de bir kandilse, ışıksa bizim önümüzü aydınlatması lazım, kafirleri tanıtması lazım. Şuurumuzu aydınlatması lazım, dostu düşmanı bize anlatması lazım. Neye rağbet ediyoruz? Müslüman kadınlar neye rağbet etmelidir, neye kıymet vermelidir, neye önem vermelidir? Ragaip kandili bize bunu aşılamalıdır. Aşı aşı. En azından mesela bu akşam, şimdi Ragaip kandili bu gece. Müslümanlar camilere gideceği kadar gittikten sonra evlerinde mutlaka farklı bir gece yaşamalıdır. Geçmiş gecelerden farklı bir gece olmalı. Evin reisi, hane reisi dediğimiz evin erkeği, evin reisi kimse ev halkını toplamalıdır. Hanımını, çocuklarını, torunlarını ya varsa akrabalarını evine toplamalıdır. Oturup güzel bir toplantı yapmalıdır. İslam adına, Muhammed Mustafa adına bir toplantı yapmalıdır. Bu gece televizyonu asla kullanmayın, Allah aşkına kullanmayın. Eğer naklen mevlid filan varsa televizyonda Allah aşkına dinlemeyin, hiç açmayın. Açın Allah'ın kitabını, açın dini bir kitabı, okuyun, dertleşin, alemi İslam'ın derdini konuşun. Alemi İslam'ın akıttığı kanları konuşun, Allah'a dua edin. O minik yavruların avuçlarını semaya doğru ayarlayın, beraber dua edin. Ağlayın bu gece. Açmayın televizyonu. Bu gece protesto edin. Rağbetinizi çekin onlardan. Rağaip'te rağbetimiz Allah'a her an, her an, her saniye öyle olması lazım. Ama hiç olmasa bu gece rağbetimizi, gayretimizi Allah'a tevcih edelim. Evimiz değişmeli bu gece. Mutlaka değişmeli. Bir içtima yapmalıyız. Mutlaka bir toplantı yapmalıyız evimizde. Mutlaka İslam adına evde bir cemiyet olmalıyız, topluluk olmalıyız. Gafletimizi, yanlışlarımızı, hatalarımızı konuşmalıyız. Günahlarımıza toptan mutlaka af dilemeliyiz, mağfiret dilemeliyiz. Allah'tan barış istemeliyiz. Yeryüzü için barış istemeliyiz. İslam'ı konuşmalıyız bu akşam, mutlaka bu akşam. Çocuklarımızı şuurlandırmalıyız. Yavrularımızı bu gecenin kandil olduğunun şuuruna mutlaka ulaştırmalıyız. Farklı bir gecenin içinde, farklı ayların içinde olduğumuzun Allah aşkına şuurunu vermeliyiz. Müslümanlar, kardeşler, hacılar, bacılar. Böyle gafil olarak, böyle yanlış olarak gidemeyiz. Huzur-u ilahiye ulaşamayız. Rıza-i ilahi bulamayız. Allah'ın divanında duramayız. Ve ilâ rabbike fergab. Ey insan, ey mümin, ey Müslüman. Neye rağbet edersen et, bil ki elinden alınacak. Kime dayanırsan dayan, bil ki çökecek. Kime sığınırsan sığın, bil ki açıkta kalacak. O halde sığınacağımız, dayanacağımız, rağbet edeceğimiz tek varlık Allahu Azimüşşan'dır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeliyiz. Rabbimize hamdü senamızı, rağbetimizi tevcih etmeliyiz. Bundan dolayıdır ki herhangi bir Müslümanın ölüm haberini aldığımız zaman okuduğumuz bir dua var, bir dua var. Nedir o dua? Bir kardeşimiz okusun. İnna lillah, devam edin. Ve inna ileyhi raciun. Bu ne muazzam bir ayettir, ne muazzam bir duadır. Bir ölüm haberi alındı mı bunu okumak sünnettir. İnna lillah, biz Allah'tan gelmişiz. Sonra ve inna ileyhi raciun, rücu edeceğimiz, dönüp dolaşıp gideceğimiz de mutlaka Allah'tır. Nereye gidersin başka ki? Nereye gidersin kardeşim?
ve ilallahi merci'ukum. Yani rücu edeceği Allah'tan başkası mı? Allah'tan gelmişsin, Allah'a gidiyorsun. Topraktan gelmişsin, toprağa gidiyorsun. Namazlarda neden iki defa secde ettiğimizin zaten manası bu. Niye bir rekat namazda bir tane kıyam, bir tane rükû var da iki tane secde var? Neden iki tane olmasına lüzum görülmüş? İşte manası bu. Birinci secdede kalıbını yere basıyorsun. Kalıbını. Yalnız elini değil. Elini, ayağını, yüzünü, yanağını, dizini yere, kalıbını yere basarak beni bu topraktan yarattın ya Rabbi, kalıbım basıyor, tasdik ediyorum diyorsun. İkinci secdeye de gidince yine kalıbımı basıyor, tasdik ediyorum ki sonunda bu toprağa gireceğim ya Rabbi. Topraktan geldim, birinci rekat, toprağa gireceğim, siz söyleyin, ikinci secde. Birinci secdede topraktan geldim, ikinci secdede siz söyleyin, toprağa döneceğim. Başka ne var zaten, yani başka bunun dışında kalan kimse var mı? Ne beyler, ne paşalar, ne insanlar, ne zenginler, hiç kimse var mı bunun dışında kalan kardeşim? Yani ondan gelip ona gitmeyen var mı? İşte bunu bilen insanlar, bunu bilen Müslümanlar gafil olmamalı, cahil olmamalı, yanlış yapmamalı, hayatını boşuna tüketmemeli, hayır yapmalı, hizmet etmeli, İslam yolunda koşmalı. Allah'a hamdolsun bir uyanma var, bir diriliş var, bir uyanış var, bir tırmanış var, bir gelişme var, bir çalışma var. Kafirler bunu fark etti. Türkiye'de yerli kafirler var, yabancı kafirler var, dışarıya bağlı kafirler var, dışarıya bağımlı, dışarıya bağımlı, içeride bakımlı kafirler var, bakımlı. Makam verilmiş, imkan verilmiş, efendim kasa verilmiş, masa verilmiş, fırsat verilmiş, bir sürü kefere var memlekette, bunlara yerli kafir diyoruz. Şimdi başladılar huylanmaya. Müslümanlar çoğaldı yahu, uyandı yahu, eyvah şeyler oluyor, bir tehlike var gibi, bir bela geliyor gibi, bir korku geliyor gibi. Yavaş yavaş huylandılar, arkalarına Amerika'yı aldılar, kafir İsrail'i aldılar, Avrupa'yı aldılar. Şimdi ne yapalım, Türkiye bir hukuk devleti olsun, dağbaşı değil de canım kanunlarla bu işi yapalım diyerek, önleyelim diyerek, hangi kanunu hazırladılar, tasarı? Terörle mücadele kanunu tasarısı. Vay zalim oğlu zalimler. İslam'ı önleyecekler akıllarınca. Şimdi oldu bittiye getirip bu kanunu çıkartmak istiyorlar. Ama muvaffak olamayacaklar inşallah. Mutlak manada muvaffak olamayacaklar. Eninde sonunda bu topraklarda İslam'ın devleti kurulacak inşallah. Kurulacak. Yeter ki biz gayretimizi, rağbetimizi, çalışmalarımızı bu istikamette yapalım, bölünmeyelim, parçalanmayalım, kardeşlik şuurunu reddetmeyelim. Ehli iman birbirinin nesidir? Kardeşidir. İsterse ayrı ırktan olsun, isterse ayrı boydan, ayrı soydan, ayrı renkten, ayrı makamdan, ne olursa olsun, Müslüman olur olmaz otomatik bir kardeşlik tecelli eder. Birbirimizi saymaya mecburuz, sevmeye mecburuz, bütünleşmeye mecburuz, tebrikleşmeye mecburuz, desteklemeye mecburuz. Tabii destekli, Müslümanı desteklemeyeceksin de kimi destekle? Ya başka türlü olur mu zaten kardeşim? Mümin müminin kardeşi olur da daha nasıl başkasına teveccüh eder? Daha başkasına nasıl rahmet eder? Daha başkasına nasıl rahmet eder? İşte Regaib Kandili bize bu şuuru aşılamıyorsa binlerce kandil gelse ne olur, gelmese ne olur. Adam şuursuz, beyinsiz, bilinçsiz, kafasız. Ne çıkar bundan ki ya? Kör bir adamın elinde 100.000 mumluk elektrik tutsan bir kıymeti var mı? Kör adam. Damarları kurmuş adamın, ışıktan az. Görmüyor. Aslında bu kandiller birer alamettir, işarettir, beşarettir. Yani beşaret müjde demek. İşaret demek yani gösteriyor bir şeyi demek. Mutlaka kandil kelimesinin ışık anlamına geldiğini,
ve minarelerde de bu ışık hadisesinin cereyan ettiğini görüyorsunuz. Minare kelimesi de Arapça. Minare kelimesi de Arapça bir kelime ama Türkçemize yerleşmiş mi yerleşmemiş mi ne dersiniz? Yerleşmiş. Yani minare deyince anlamayan kimse yok. 7'den 70'e herkes bu kelimenin manasını biliyor. Nedir minare? Yani Türkçeleşmiş. Her ne kadar Arapça kökenli bir kelime ise de Türkçeleşmiş. Buna şimdi yeni bir kelime bulmaya gerek yok. Yeni bir kelime bulmaya, ya bu kelime Arapça birader bunu atalım, yerine bir kelime koyalım denmez. Niye? Halk anlıyor. Halkın anlamasından daha mühim ölçü yok. Halk anlıyorsa o Türkçedir. Peki sorayım, minare kelimesinin aslı Arapça ama kökü, bu kelimenin kökü hangi kelimeden geliyor? İçimizde bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Minare kelimesinin kök kelimesi, kökünde hangi kelime var? Ama aynı kelimeden gelecek, aynı harflerden gelecek. Minare kelimesi hangi kelime kökünden geliyor? Hatırlayamadınız. Bilemediniz demiyorum, o ağır bir itham ya, o 70 yıldır minare var, nasıl bilemez? Ama hatırlayamadınız diyeyim bari, hafif bir kelime kullanayım. Minare kelimesinin kökü nur kelimesinden, nur. Nur var ya, Allahu nur semavati vel ab, nur. Nur ne demek nur? Işık demek o da. Nur, ışık demek ya. Nur, aydınlık demek, ışık demek. Bak münevver kelimesi buradan geliyor. Münevver ne demek münevver? Nurlanmış, nurlu demek, nurlu, münevver. Minare de ışıklandırılmış mekan demek, ismi mekan Arapça. Minare, bakın minare, menare, nur, menar, minare, aynı kelimeden geliyor. Nurlandırılmış, yani aydınlatılmış mekan. Minare de öyle demek zaten. Ramazan'da şimdi bu akşam minareler aydınlanacak mı değil mi, ne diyorsunuz? Hah işte kandil oldu. Demek ışık bir şeye alamet oluyor. Arabanızın benzini azaldığı zaman kırmızı bir ışık yanıyor mu yanmıyor mu? Demek bir işaret var. Ne işaret? Benzinin bitiyor. Minarede kandiller, ışıklar yandığı zaman neye alameti söyleyin? Bu gece farklı bir gece, kandil var. İşaret edin. İlk adım. Öyleyse o geceyi farklı yaşaman lazım. Minareler her gece yanmadı da bu gece niye yandı? Ha, farklılık var. Senin evinde de bu gece farklı hareket etmezsen hiçbir şey değilsin. Farklı. Minare, nurlanmış demek, ışıklanmış mekanı. Sen de ışıklandıran kardeşim. Kur'an'dan, İslam'dan, sünnetten, hayattan, İslam'dan. Yani bir parça ışıklanmış, nurlanmış maneviyat sahibi olmanın huzurunu yaşamamız lazım. Başka çaresi yok. Bakın işte, kandil dediğimizde ışık demek. Eskiden kandiller yanardı, çıralar yanardı, fener yanardı, kandil yanardı, mum yanardı, neyse. Şimdi elektrik yanıyor, elektrik de bir kandildir. Ve bu üç ayların içinde hepinizin bildiği gibi, üç ayların, bir sorayım bakayım hatırlayan var mı sizden? Bu üç ayların içinde kaç tane kandil var? Bak hep bir şey söylüyor. Mübarekler, Allah sizi ıslah etsin. Ya dört tane kandil var. Biri besliyor, biri susuyor. Birincisi işte regaib kandili. İkincisini söyleyin bakayım. Miraç kandili. Üçüncüsü Berat kandili. Dördüncüsü Kadir kandili. Kadir gecesi. Leyle-i Kadir. Bak dört tane kandilimiz var. Dört tane mukaddes gecemiz var. İşte bir tanesini bu akşam idrak edeceğiz inşallah. Oruçluyuz. Efendim iftarlıyız. Allah'ın inayetiyle akşam mübarek kandilin nuruna yöneleceğiz ve demin dedim Allah aşkına söylüyorum, bu akşam televizyonun düğmesini açmayın, çevirmeyin, bakmayın, sadece İslam adına evinizde evin reisi kimse hane halkını toplasın, gelin bakın bakayım şuraya aslanlarım, toplanın, açın Kur'an'dan sayfa okuyun, kitaplardan sayfa okuyun, en azından bir günlük kaza namazı kılın, nafile namazı kılın, o minik yavruları torunlarınızın ellerini açtırın, Allah'a dua ettirin, Müslümanların kurtuluşuna, Bosna'nın kurtuluşuna,
Filistin'in kurtuluşuna, Keşmir'in kurtuluşuna, Afganistan'ın kurtuluşuna, Türkiye'nin kurtuluşuna Allah aşkına dua edin. Yani alemi İslam'ı müşterek müzakere edin. İmanın kemali burada tecelli eder. Hiç unutmam, hatta o günlerde söylemişim, geçen de dikkatimi çekti. Bayburt'a bağlı köylerden birisine geçen sene çığ düşmüştü. Belki siz de hatırlıyorsunuz. Bir çığ düştü de hayli evleri çığ aldı, altına aldı. Orta yaşlı bir Müslüman kadın, bakın yani ne Müslüman kadın ya? Orta yaşlı, ismi filan gazetelerde çıktı, konuşuldu, yazıldı. Orta yaşlı bir Müslüman kadın çığın altından 10 saat sonra çıkarıldı. 10 saat elinle pençeleşmiş. Nihayet çığın altından çıkarıldı. Oradaki bir spiker, televizyon muhabiri mikrofonu uzattı ağzına. 10 saatlik bir ölüm kalım şeyinden sonra kurtuldunuz, hayata, havaya kavuştunuz. Ne hissediyorsunuz dediler. Ne düşünüyorsun? Bir şey söylemek ister misin diye mikrofonu tuttu önüne. Aynen şöyle söylemişti. Allah onların sayısını artırsın. Kadınlar bambaşka. Dedi ki Allah dedi beni bu sıkıntıdan, 10 saatlik bir şeyden dedi, ölümden, beladan, sıkıntıdan kurtardı. Allah'ım dedi Bosna Müslümanları da kurtarsın. Filistin'dekileri de, bütün dünyayı saydı böyle. Bakın o anda can havliyle kurtulmuş, kendisiyle beraber kimleri de düşünüyor? Bütün dünya Müslümanlarını. Ne güzel iman gibi. Allah dedi beni kurtardı, Bosnalıları da kurtarsın, Filistinlileri de dedi, Afganlıları da dedi. Hepsini saydı ya. Bir köylü kadının şuuruna bak. Bir köylü kadındır ama imanı var, görüyor musunuz? Bunları hatırlayamayan 100 bin müftüden daha kıymetli bu kadın. Müşterek bir iman duygusuna sahip. Nimeti de paylaşıyor, külfeti de paylaşıyor. Onun için bu gece evlerimizde bir dua cemiyeti, bir dua merasimi yapmalıyız. Çocuklarımız, torunlarımız, küçüklerimiz, yaşlılarımız hep bir araya gelmeliyiz. Alem-i İslam'ın kurtuluşuna, belalardan, tuzaklardan, İsrailoğullarının hilelerinden kurtulmak için Rabbimize yalvarmalıyız. Allah-u Teala cümlemizi rızasına, rahmetine, rağbetine, mağfiretine, feyzine, bereketine, cennetine, ihsanına, ikramına nail etsin inşallah. Böylece mübarek kandil hepimize, mübarek kandil hepimize hayırlar, huzurlar, şuurlar getirsin inşallah. İnsanlığın hidayetine, alemi İslam'ın da necatına vesile eylesin. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Akşam ulaşacağımız kandili de cümlemizin gönlüne, ruhuna, ışıklar saçmasına vesile eylesin. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.